günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dersim'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Mimardan ayrıntılar. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın düşüncesi 1,5 yıl içinde gerçekleşebilir. Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler himayesinde Kadın Hakları Tematik İttifakı lideri seçildi. Ayasofya Katedrali'ni camiye dönüştürme kararı ertelendi. Yeni seçilen Stazur Belediye Başkanı Batı Ermenistan'da gerçekleşen soykırım hakkında bir filmde rol almış. Bugün lakabı Düşman Vartan olan Vartan Stepanyan'ı anma günü. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Çemişgezek ilçesinde yaşlı dut ağaçları bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Çerezlik, kuru dut ve pekmez üretimine kaynak olan ağaçların içinde 1200 yaşında olduğu tahmin edilen bir dut ağacı da var. İlçedeki dut ve dut ürünlerinin dünya pazarında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen bir vatandaş, bilindiği üzere Çemişgezek ilçemizin dutu ve pekmezi meşhurdur. Şu anda zaten 300, 600 ve 1000 yaşına kadar farklı yaşlarda dut ağaçlarımız var. Bu dutlar taze meyve vermeye başladı. İlçemiz sakinleri bu ağaçlardan faydalanıyorlar, ticaretini yapıyorlar, İlçemize ekonomik olarak bir getirisi oluyor şeklinde konuştu. Zizlernagapert yakınlarındaki park, projenin ilk planlandığı gibi restore edilirse, Ermenistan Cumhuriyeti başkentinin akciğerlerinin nihayet iyileştirileceği anlamına gelecektir. Yerevan, 1 Temmuz, Sputnik, Laura Sarkisyan. Soykırım kurbanlarına adanan Zizlernagapert anıtı yakınlarındaki halkın birliğini ve anmayı sembolize eden Hay Parkı 1,5 yılda kurulabilir. Mimar Anahit Tarhanyan, Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan projenin uygulanmasının zor olmadığını düşünüyor. Ona göre her şey hükümetin kararına bağlı. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Zizlernagapert anıtında bir Ermeni parkı yaratma fikrini ifade etmişti. Parkın 103 hektarlık ekilmemiş arazi kapsaması bekleniyor. Projeye göre parkın birinci kısmı Van ve Karin gibi tarihi vatanımızın şehirlerini sembolize edebilir. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti 1 Temmuz'da Eşitlik Nesli Formu çerçevesinde oluşturulan Teknolojiler ve Yenilik Koalisyonu'nun lideri seçildi. Girişim, 4. Dünya Kadın Konferansı ve bunun çerçevesinde imzalanan Pekin Deklarasyonu'nun 25. yıl dönümü bağlamında devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. İttifakların liderleri arasında 20 ülke, Birleşmiş Milletler sisteminin bir parçası olan ve diğer uluslararası kuruluşlar, hayırsever kuruluşlar ve alanda tanınmış sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Teknoloji ve İnovasyon İttifakı'nın çalışmaları 3 ülkenin liderleri Ermenistan Cumhuriyeti, Finlandiya ve Tunus tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği işbirliği ile yönetilecek. BBC'nin belirttiği ve Birluler Ayem'in aktardığı habere göre Türk Mahkemesi İstanbul'daki Ayasofya Katedrali'ni camiye dönüştürme olası kararını erteledi. BBC, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 1500 yıllık yapının aslında bir katedral olduğunu, daha sonra bir camiye ve 1930'larda ise bir müzeye dönüştürüldüğünü yazıyor. Türk mahkemesince tekrar camiye dönüştürülebilir. Ülkenin İslamcıları yıllardır onu tekrar camiye dönüştürme çağrılarında bulunuyorlardı. Ancak laik muhalefet grupları buna karşı çıkıyorlar. Bu arada bu teklif dünyanın hem manevi ve hem de siyasi liderleri tarafından eleştirildi. Yunanistan Kültür Bakanı kararı şiddetle kınadı ve Türkiye'yi fanatik milliyetçiliği ve dini duyguları canlandırmakla suçladı. Batı Ermenistan, Fransa'nın Stavros kentinde yeni seçilen Ermeni kökenli belediye başkanı Jean Barseryan, 2015 yılında Batı Ermenistan'ı ziyaret etti ve Fransız-Alman Anadolu'ya Yolculuk adlı filmde rol aldı. Film Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın hikayesini anlatıyor. Film ünlü Fransız ve Alman TV kanalları ile sinemalarında gösterildi. Filmin konusu şöyle: Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın bir sonucu olarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşamlarını sürdürenler,
atalarının trajik hikayelerini birbirleriyle paylaştıkları otobüsle Batı Ermenistan'a seyahat ediyorlar. Filme Strasbourg'dan Jan Barsegyan'ın yanı sıra Berlin'den ünlü Ermeni müzisyen Stepan Gantralyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nden tanınmış bir plastik cerrah olan Anna Sarkisyan ve diğerleri katıldılar. Filmde sanatçılar ile Batı Ermenistan'daki Kürtler ve Türkler arasındaki diyaloglar Ermenice, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Rusça'ya çevrilmiştir. Düşman Vartan lakaplı Vartan Stepanyan 9 Mart 1966'da Yerevan'da doğdu. 1973-1983 yıllarında Yerevan'daki Ovanes Tumanyan adlı 32 nolu okulda okudu. 1983'te hava indirme bölüğünde askerlik yapmak ve Afganistan'a gönderilmek üzere askeri komiserliğe başvurdu. 1984'te hizmet etmek ve savaşmak için Afganistan'a gönüllü gitti. 1986'da bir kahraman olarak Afganistan'dan döndü. 1986 yılında Yerevan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1988 yılında Ermenistan Cumhuriyeti sınır bölgelerinin savunmasına ve Artsakh'ın kendi öz savunma savaşlarına katılan Afganistan'da hizmet veren gönüllü erkek grubuna liderlik etti. Vartan ilk kez 1988 yılında bir savaş ustası olarak Artsakh'a gitti. Artsakh'ın ilk ordusunun yaratıcılarından biriydi. 1989-1992 yılları arasında İçevan, Noyemberyan, Ararat, Varteniz, Goris'in Şurnuh, Artsakh'ın Şaumyan bölgesi, Kırkıcan, Hadrut, Hocalu, Lesnoy, Malikbeylu öz savunma savaşlarına katıldı. Şuşi ve Laçin'in kurtuluşu sırasında müfrezelerden birinin komutanı oldu. Çok sayıda muzaffer savaştan sonra 3 Temmuz 1992'de Ermeni halkının en iyi evlatlarından biri olan Düşman Vartan'ın Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Murişen köyü yakınlarında silah arkadaşları Yero Armen Yeritsyan ve Araik Ara Avakyan ile birlikte şehit düştü. Vartan Stepanyan ölümünden sonra birinci dereceden savaş haçı nişanı ve Şuşi Kurtuluşu madalyası ile ödüllendirildi. Yerebulur adlı şehitler panteonuna defnedildi. Eğer şehit düşersem cenazeme silahla ve temiz giyinmiş olarak gelin ve öbür dünyada da savaşabilmem için başımın altına bir hançer koyun. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Fabian Canoyan ve Sahak Mesrop Korosu'ndan Nazei Orur adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.